Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kuki tarifi vereceğim. Pastanecilerin sır gibi sakladığı tarifi buldum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçelim. 1 çay bardağı eritilmiş margarinimiz vardı. Kasemizi alalım. Üzerine 1 çay bardağı şekerimizi de ekleyelim. 1 vanilyamızı ekleyelim. 1 tane de yumurtamız vardı. Onu da kırıp ekleyelim. Ve güzelce çırpalım. İlk önce spatula ile denedik ama olmadığı için tahta kaşıkla devam ediyorum. Bu kurabiyemizi çırpıcıyla çırpmayacağız. Sadece tahta kaşıkla çırpmamız, karıştırmamız yeterli olacak. Üzerine 2,5 çay bardağı unumu ekliyorum. Bu arada kızımla beraber girdik mutfağa. Kurabiyelerimizi beraber yapıyoruz. Ben ona yardım ediyorum. O da çırpıyor. Evet, bir tatlı kaşığıdık. Kabartma tozumuzu ekleyelim. Güzelce macun kıvamına gelene kadar çırpalım. Üzerine 180 gram çikolatamız vardı. Onu da ekleyelim. Kurabiye hamurumuzu yaptık. Şimdi dolabımızda bir saat dinlenmeye götürelim. Evet arkadaşlar, bir saatin sonunda şekil vermeye geçebiliriz. Benim böyle bir dondurma kaşığım vardı elimde. Ben bu kaşıkla çıkartacağım kurabiyelerimi. Siz isterseniz yuvarlayabilirsiniz, kurabiye şekli verebilirsiniz. Ellerinizi ıslatıp böyle de şekil verebilirsiniz. Ben öyle de göstereceğim size. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde ve kurabiyelerimizi çıkartalım. Tekrardan alalım kaşığımızda. Çok hafif düzleyelim. Arkadaşlar, bu kurabiyelerimizi çok seyrek koymamız lazım sinemize. Ben bu aralıklarla koydum ama gene bitişti. Siz daha da seyrek koyabilirsiniz. Çok yayılıyor. O yüzden seyrek koymanızda fayda var derim ben. Tekrardan koyalım. Ve şimdi ellerimi ıslattım. Bir şekilde böyle göstereyim ben size. Şöyle hamurumuzu toparlayıp elime alıyorum ve kurabiye yapar gibi yuvarlayıp, evet, bu şekilde de çok güzel oluyor. Şekilleri daha sonra zaten aynı olacaktır, göreceksiniz. Besinimize koyalım. Benim kurabiye hamurumdan bu kadar kurabiyelerim çıktı. Ve kurabiyelerimizi 150 derece ısıtılmış fırında sadece 15 dakika pişireceğiz. Evet arkadaşlar, 15 dakikanın sonunda kurabiyelerimiz pişti. Nasıl anlayacağız piştiklerini? Şöyle kenarları hafif bir pembeleşecek ve kurabiyelerimiz piştiler. Servis tabağımızı alalım. Evet arkadaşlar, bir de yakından görelim. Kurabiyelerimiz bu şekilde bol çikolatalı, güzel, harika bir kurabiyelerimiz oldu. Evet, altını da gösterelim. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimizin bir de doku testini yapalım. Harika, içleri de harika oldular. Şöyle tel tel kurabiyelerimizin içleri. Tekrar kıralım, tekrar bakalım. Yemeğe doymayacağınız kurabiye tarifi verdim sizlere. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz bu şekilde. Kurabiyelerimi yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Eğer kurabiyelerimi beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifle tekrar karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.